Ben günahlarımı affet ya Rabbim. Ağam beni sabaha bıraktı ama sen bırakma. Hemen al yanına Allah'ım. Yoksa havada mı öldüm yere çarpmadan? Yok benim anam. Ölmedin. Maşallah durp gibisin durp. Evet. Bir de bir. Haydi Azar gidelim de kendi analarımıza bakalım. Hadi. Allah Allah. Bırakmıyorlar ki ağzımızın tadıyla geberek. Üskek bir yer bulmam lazım. Aha, 2'de 2. Ben yine kendimi öldüremedim değil mi? Yok anacığım, öldüremedin. Niye? Çünkü senin evladın vidaları gevşetti. Ha. Anne. Anne kalkar mısın artık? Anne ölmediğini biliyorum. Bak eğer o içtiğin şeylerin etkisini göstermesini bekliyorsan daha çok beklersin. Çünkü onların hepsi şekerdi. Şeker miydi o? Evet şekerdi. Böyle bir şey yapacağını bildiğimiz için bize tedbirimizi almıştık. Başıma gelenler ya. Gene rezil olduk, gene rezil olduk. Gülme. Üstüne gelecek, söylenecek, bıktıracak bence seni. Kim pişman, kim düşman artık iyi düşün, taşın yeri geri. Benim babam. Benim oğlum. Uyanmışsın. He uyandım. İyi mi? İyiyim. Yani öyle bir ağrınsızın, kalp atışı, yani ne bileyim satürnyon, minyon falan. Lan oğlum iyiyim dedim ya Allah Allah ne uzatıyorsun? Ama benim babam kızma ya. Ben çok korkuttum beni be. He biliyorum kork diye yaptım zaten. Yaptım derken ha? Kendi özgür ve hür iradem ile sağa bir oyun oynadım. Yani bütün o kalp atışlarındaki düzensizlik, satürnyonların düşüklüğü, öte tarafa gidip gelmeler falan. Sen bana bir baksana. Bende öte tarafa o kadar çabucak gidecek göz var mı? Bir bak, bir bak bu gözlere bir bak, bir bak. Yok vallahi. Vallahi yok. Yok değil mi? Yok. Ya. Belki o doktor. O kadar. Senin etrafında böyle dört dönerken bütün bunlar hepsi yalan mıydı? He o da yalandı. Peki sen böyle yatarken bu alavereyi dalavereyi nasıl çevirdin? Ercük yardım aldım doğrudur. Müsellim ile kör Hasan ambulansı bir süreliğine alıkoydular. Tabii içindeki doktor ve hemşirelerle beraber. Gel 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 sen yat. Bak ben sana anladım onu gel. Gel şimdi gel benim oğlum. Gel benim bir denem gel. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Adana'da çok büyük bir Türkmen aşireti yaşarmış. Bu aşiretin bir dene deli mi deli müsellimi varmış.
Bir de körü varmış. Bir gün aşiretin büyük büyük en büyük babaları hastalanmış. Tabii telaşa kapılan aşiret de doktorlara haber vermişler. Bir gün konağın bahçesine bir ambulans sirenlerini öttürü öttürü gelmiş. Ver mi oğlum? Buyur baba. Madem benim babam o hastaneye gitmiyor, o hastane hemen buraya gelecek. Allah! Benim babam ne yaptım ben de? Hadi fırla! Girdiler, girdiler. Bırakma kendini. Allah! Allah! Bahire Kağan, nereye gidiyor? Hastaneye gidiyorum Müsellim amca. Dedeme doktor getireceğim. Olmadı, hastaneyi kökünden buraya getireceğim. Yok ya, hiçbir şey getirmeyeceğim. Müsellim amca, hiç zamanı değil. Allah için çekil ölümden. Ya sus, ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? Ya Müsellim amca, içeride dedem ölüyor diyorum, anlamıyor musun? Dedem ölüyor. Yok yavrum ya, kimsenin öldüğü yok. Ne? Ya bütün konağı başımıza toplayacağız. Bak yürü amcam, ben sana ne göstereceğim? Gel. Ya Müsellim ya, amca bir dur ya. Ya Müsellim ya, amca ne dur, yapıyor? İşim var diyorum ya, Allah. La. Ana. Kör Hasan. Kaan. Amca. Kaan. Ya siz ne ettiniz bu insanlara? Niye bağladınız? Amacınız ne? Bugün burada ulvi bir amaç için toplanmış bulunuyorum. Sen de Allah'ın sevgili kulu olarak bu olaya dahil oluyorsun. Müsellim amca, her ne tür bir delilik planlıyorsanız ben onun içinde yer almayacağım. Haberiniz olsun. Ya sus da bir dinle. Ya neyi dinleyeyim Müsellim amca? Dedemi öldürmek mi istiyorsunuz siz ya? Ya biz bir şey istemiyoruz ya. Ne istiyorsa babam istiyor. Ya adam nasıl bir şey istesin? Adam ölüm döşeğinde. Ya kendinde bile değil ki. Ya hiç olmadığı kadar kendinde. Ya turp gibi turp maşallah. Ya Müsellim amca, ne turpu ne lahanası? Anlasana işte. Korkut ağam hasta masta değil. Sırf Kalender Ağa'yı konağa geri getirtmek için oyun ediyor. Ve sen de bizim baş işbirlikçimiz olacaksın. Bizim ayarladığımız sahte doktorları, bu gerçek doktorlar diye içeriye kakalayacaksın. Ben hiç kimseye kakalayamam Müsellim amca. Vallahi sonra benim burnum malum yerlerden çıkmıyor işte. Emin misin yani? Son kararım, yardım etmeyeceksin öyle mi? Yok Müsellim amcacığım, etmeyeceğim. Yardım falan etmeyeceğim. Zaten ben bu saatten sonra babamın karşısında olan hiçbir oyunda yer alamam. Sonuçta hep o kazanıyor çünkü. Vallahi öyle. Ben de o yüzden kazananın tarafındayım. İyi o zaman sen bilirsin. Kör. Ha. Ne? O kadar mı ya? He, o kadar. Tamam lan peki. Ama bu işten bir sıyrılalım. Yemin ediyorum ikinizi birden tımarhaneye kapatmazsam bana da kan demesinler. Aa amca ya. Peki amca. Peki. Bak bak nasıl olmuşlar ama. Ah benim kardeşlerim. Ah benim sağlık çalışanlarım. Büyük suç. Çok büyük suç. Vallahi la billahi da seni organize suç örgütü kurmaktan yakın zamanda içeri atarlar benim babam. Ha bak diyeyim sana. Ne? Bana hiçbir şey olmaz. Korkut Ağa'yım ben, Korkut Ağa. Daha ölmedim ben. Ailemin dirliğini, düzenini sağlamadan da ölmeyeceğim. Allah billah şuna bak ya. Allah'ıma kitabıma bu konaktaki kolpacıların ağa babası senmişsin de benim haberim yokmuş. Evet benim. Çünkü senin yüzünden senin karıların gibi kolpacı oldum. Ama bir sor ki niye oldum? Niye oldun? Sen yuvana, ailene, karılarına dön diye. Ya benim babam yapma böyle. Dinle. Dinle benim oğlum. Ben senin ne hissettiğini anlamıyor mu sanıyorsun? Yüreğindeki sızıyı, gönül kırgınlığını. Ben her şeyi görüyorum, her şeyi biliyorum. Sana hak da veriyorum. Ama bütün bunları bile bile bana konağa geri dön diye tutturuyorsun öyle mi? Tutturuyorum. Çünkü sen yanlış yapıyorsun.
bir kadın uğruna sana 4 tane çocuk vermiş karılarını silip kenara atıyor. Olmaz oğul, olmaz. Ne evini, ne yurdunu, ne de karılarını bir kalemde silip atamam. Benim kaderim bu, öyle mi? Benim kaderim bu. Ölene kadar ben bunu çekeceğim, öyle mi? Ölene kadar ben bu deveyi eşek gibi güleceğim, öyle mi? Kalender. O kalender. Kalender. Sen aklı selim bir adamsın. Ya bir sor hele. Bu karılar bütün bunları niye yapıyor? Hı? Aç artık gözünü, aç. Dördüncüden sana bir hayır gelmeyecek. Bana ötekilerden de bugüne kadar bir hayır gelmedi benim babam. Gelmez tabii ya, tabii gelmez. Ya hiç sordun mu? Sen 3 tane karı alırken ben neden sadece bir tane ananla evlendim? Senin 3 tane karın varken benim sadece neden bir denem vardı? Hakikaten ya. Sen bana 3 tane karı aldın, kendin bir tane de kaldın. Niye yaktın beni, benim babam? Bütün bunların müsebbibi ben miyim? Ha? Sadece ben miyim? Senin hiç kabahatin yok mu? Ben sana kuma alacağım dediğimde sen hayır dedin mi? Demedim. Demedin. Belki de işine geldi. Benim babam da beni zorladı. Türlü sebeplerle ananın üstüne kuma getirmeye kalkmıştı. Ama ben kabul etmedim. Direttim. Töreye, ataya karşı geldim. Ama sen ne yaptın? Karşı gelmedin. Ha? Belki de işine geldi. Sonunda da gönlüme düştü dedin. Tuttun kolundan Asiye'yi getirdin. Ben getirdim değil mi? Doğruya doğru. Ben getirdim. Kalender. Sen adın gibi kalendersin. Ama hafif meşrep. Şimdi otur, kaderinle yüzleş. Senin için ölmeyi göze alan karılarınla yüzleş. En önemlisi de kendinle yüzleş kalender. Kendinle yüzleş. Kendinle yüzleş. Aç artık gözünü, aç. Dördüncüden sana bir hayır gelmeyecek. Bana ötekilerden de bugüne kadar bir hayır gelmedi benim babam. Gelmez tabii ya, tabii gelmez. Ya hiç sordun mu? Sen 3 tane karı alırken ben neden sadece bir tane ananla evlendim? Senin 3 tane karın varken benim sadece neden bir denem vardı? Hakikaten ya. Sen bana 3 tane karı aldın, kendin bir tane de kaldın. Niye yaktın beni, benim babam? Bütün bunların müsebbibi ben miyim? Ha? Sadece ben miyim? Senin hiç kabahatin yok mu? Ben sana kuma alacağım dediğimde sen hayır dedin mi? Demedim. Demedin. Belki de işine geldi. Benim babam da beni zorladı. Türlü sebeplerle ananın üstüne kuma getirmeye kalkmıştı. Ama ben kabul etmedim. Direttim. Töreye, ataya karşı geldim. Ama sen ne yaptın? Karşı gelmedin. Ha? Belki de işine geldi. Sonunda da gönlüme düştü dedin. Tuttun kolundan Asiye'yi getirdin. Ben getirdim değil mi? Doğruya doğru. Ben getirdim. Kalender. Sen adın gibi kalendersin. Ama hafif meşrep. Şimdi otur, kaderinle yüzleş. Senin için ölmeyi göze alan karılarınla yüzleş. En önemlisi de kendinle yüzleş kalender. Kendinle yüzleş. Kendinle yüzleş. Ağam. Biz
ettik sen etme of. Ya biz hep Möhteber ablanın aklına uyduk. Sen onu kamyoncuyu ayartmadan evvel düşünecektin. Orada rahat duraydın. Buralara gelmek zorunda kalmazdık. Nedir bu sefer derdiniz? Nikah. Nikah mı? Var ya benim kuzularım sizin kapı gibi imam nikahlarınız. Ya tamam ağam, bizim imam nikahımız var da biz resmi nikah istiyoruz. Yani artık bu meseleye bir hal çaresi bulmak lazım gelir. Yaklaşmayın basarım. Bas ulan bas. Bas. Ha, senden korkan senin gibi olsun bas. Allah. Şahtık şahmaz olduk ha. Vallahi bu karılar yüzünden aleme madar olduk yeminle. Al şuna bak ya. Evet. Bundan böyle evlenecek olanlar birden fazla karı almasınlar. Ben yandım, başka kalenderler yanmasın. Çok karılılık pişmanlıktır. Vallahi yuvan yapmayın Seyit, ne olur o. Aman, aman. Bu yaptıklarınızdan dolayı sizi asla ve kat'a affetmeyeceğim. Hazır. Evet. Gece içkiyi fazla kaçırınca. E ne olmuş ki fazla kaçırınca? Ya Hüsne'yi koynuna almış. Ne? He valla. Ya baba hatırlamıyorum, kafam yerinde değildi. Şimdi hatırladın mı? Kim benim oğlumu ihbar etti lan? İçimizdeki hain kim, söyleyin kim? Ben ettim ben. Siz bu bozok sancağını kime teslim etmemi istersiniz? E kim olacak ki o Ahmet? Tabii ki Kaan. E en büyük oğlundur değil mi? Sancak kokanımın hakkıdır. Kokat! Avucunuzu yalarsınız siz. Elbette ki bu konağın yeni ağası benim uşağım Hazar olacaktır. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Demek bu kadar ha. Nasılım? Ana! Ana ya! Ben nasıl olmuşum ha? Ama itiraf et, dilin tutuldu değil mi? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bu halde? Anam! Anam! Biraz daha benzin dökecek. Sen dur ya! Dur! Nedir bu rezillik? Ne bu kepazelik? Ortalığı mahşer yerine çevirmişsiniz. Önce altınları çaldınız, sonra da suçu Bella'nın üstüne attınız. Yok kız, ne işin adamın altına? Melisa Bey, otur. Haydin, hazır ortada kimse yokken hemen kaçın. Gidelim buradan. Ya anneciğim abartma istersen. Yani sonuçta burası bizim evimiz. İstediğimiz zaman gidebiliriz. Sen sus be keçi çobanı. Sen bu keçi çobanına bakma valla. Burası ne biçim bir ev? Dönme dolap gibi bir ev be. Ne dolaplar dönüyor burada görmüyor musunuz? Ya tamam anne, gideceğiz. Her şey ortaya çıktı zaten. Ha çıktı da nasıl çıktı? Bana bak, buradaki herkes 70'inden 70'ine vallahi billahi oyuncu be. Görmediniz mi aksakalli dedeyi? Vallahi adamı ölüm döşeğinde sanıyorduk. Adam turpe gibi çıktı. Anneciğim o turpe değil, turp gibi olacak. Sonunda E harfi yok. Neyse ne be, Allah Allah. Haydin bakayım, kimseyle vedalaşmak falan yok ha. Çiti atlayacağız, hop yoldayız. Yürüyün. Haklısın karıcığım, hadi gidelim bakalım. Ay. Benim dünürüm Kamelyalı Hanım. Ben gelin. Hazar benim oğlum. Kalindiren biz de tam gidiyorduk biliyor musun? Ne yaptın sen? Bizimle geliyorsun gelmiyorsun. Ben sizinle gelemiyorum Kamelyalı Hanım. Gelemiyorum. Ha üzüldüm. Çok da hafifi. Haydi hoşça kal, biz gittik. Bir dakika dur Kamila, bir dakika. Otur bakayım dünürüm sen şöyle. Niye gelemiyorsun bakayım bizimle? Benim dünürüm. Benim çok acil kalenderle yüzleşmem lazım gerek. O ne demek baba? Yani benim hemen kendi karşıma alıp kendimle konuşmam lazım gerek. Bir delirmedin kalmıştı. Acep o da mı oldu? Yoksa sen şizofren misin? O ne demek bilmiyorum ama çok yakın bir vakitte o da olabilirim. Yani Kamelyalı Hanım, benim bir an önce kendimi karşıma alıp demem lazım gerek ki... Kalender,
Sen kimsin, ne istiyorsun, ne istemiyorsun? Bunları önce kendime anlatmam, sonra kendimi bulmam lazım yani. O zaman sana başarılar. Buldun buldun, ararsın bizi. Bulamadın çok da Fifi. Haydi koçacığım. Ya anne bir dakika ya. Babam çok ciddi bir şeyden bahsediyor. Evet, çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. El birliğiyle bu meseleyi nihayete kavuşturmamız lazım gerektim. El birliğiyle mi? Bize ne be senin varoluşsal sorunlarından? Benim bir aynaya ihtiyacım var Kamelyalı Hanım. Gerçekleri olduğu gibi gösterecek, çarpıtmadan, eğiltmeden, bükültmeden gösterecek bir aynaya. Babacığım, cidden sen ne demek istiyorsun? Bak benim oğlum, ben buraya niye geldim bileyim mi? Yani benim ihtiyacım var, size ihtiyacım var. Yani benim hayatımda tanıdığım en dürüst kadın kim bileyim mi? Başta bu Bella, gelinim. Bunun erkek kısmı kim? O da benim dünürüm Kamil. O sebeple benim kendimle karşılaşmam için onlara ihtiyacım var. İyi o zaman baba, ben gideyim o zaman. Otur lan, otur. Otur ya, Allah Allah. Sen benim oğlumsun. Ananların tarafını tutabilirsin. Ama onlar öyle mi ya? Benim onların yardımına ihtiyacım var. Şart bu ya, şart. Kalindiram, ne tesadüf değil mi? Onlar da tam gidiyordu. Haydi bize hoşça kal, Yürüselam. Kamillah, yahu bir dur ya. Aa, oda spreyi gibi dakikada bir aynı şeyi pıslıyorsun yahu. Aa, sen bana oda spreyi dedin. Gibi dedim. Adam burada çok önemli bir şey anlatıyor. Yahu bir dur, bir dinle ne diyor? Ağzım bal yesin. Ne dinleyeceğim be? Bir dakika bile benim kimse burada tutamaz be. Kamilla, geç hele. Tamam. Merhaba gelinim. Benimle burada kalırsın değil mi? Bu konağa biraz daha katlanırsın değil mi? Bana yardım edersin değil mi? Aha, bana bak Kalindiram. Madem sen benim kızımla benim kocaya çok ihtiyaç duydun, o zaman sen de gel İstanbul'a. Evet, orada yüzleş. Ne var be? Allah Allah, Adana il sınırına çıkınca yüzleşmeye gerçekleşmiyor mu? Kabul olmuyor mu? Ya bak bu zincirleme bir şey Kamelyalı Hanım. Önce benim kendimi karşıma alıp kendimle yüzleşmem lazım. Sonra bulduğum kendimi karılarımla yüzleştirmem lazım. Ha. Sen dersen ki bu mesele İstanbul'da gelin bizimle beraber yapın benim evimde. Ben tabii karılarımı alıp gelebilirim sizinle. Amenna. Yok be, o kadar da boyu uzun değil ya. Ben senin atırsızlık karılarını niye İstanbul'a götüreyim be? Ne işi var onların İstanbul'da? Kalıyorsunuz öyle mi? Yok. Hayır. Evet. Yok be, yok. Ne olur Kamelyalı Hanım, ne olur. Ne olur. Ne olur. Tamam be. Tamam, büzme dudaklarını be. Ama bir gün. Bakın 24 saat tamam mı? Bir dakika bile fazla kalamam ben burada. Tamam anne, ben de meraklı değilim zaten. Ama söz verin. Vallahi billahi 24 saat fazla değil tamam mı? Kamelyalı Hanım. Sen de beni seviyorsun değil mi? Hiç karşı çıkamıyor mu bana? Sevin, sevin değil mi? Hiç hayır diyemiyorum. Gitmiyor mu? Bir gün daha. 24 saat. Tamam. Ay. Ay yeter ya, yeter. Ay sabahtan beri sallanıp sallanıp duruyoruz ya. İçim dışıma çıktı. Ha vallahi ben de bir tuhaf oldum. Uyudum, uyuyacağım. Ya kurban olayım, biriniz bir şey söylesin artık da. Sabahtan beri aynı yapıyormuşuz gibi sallanıyoruz sadece. Artık hiçbir sözün hükmü kalmamıştır Şirin. He vallahi sözün bittiği yeri çoktan geçtik Şirin. Söz ne ki ablacığım? Dünyanın bittiği yeri bile geçtik ya biz. Yer ayağımızın altından kayıp gitmiş dur. Ya Asiye ana, sen de abartma istersen canım. Ya analar, siz iyice de depresif karılar olup çıktınız başımıza ha. Ya bir silkelenin kendinize gelin hele.
Bizi silken çoktan silkti Afet. Siz ne ettiyseniz kendi kendinize ettiniz. O yüzden hiç boşuna başkalarında falan kabahat bulmayın yani. Ya bak şu yılanın dediğine ya. Ya sen bizim ölüm fermanımızı kendi ellerinle imzalayıp ağamızın eline verdin. O fermanı siz kendiniz imzaladınız. Ben sadece masum birini iftiradan kurtardım. Kız ben de seni akıllısı bir şey bilirdim ya. Salak bir şey abla bu. Kız Bella mı masum? O mu masum? Masum tabii ki de. Ya kıza yapmadığınızı bırakmadınız ya. Ana! Kız dediklerine baksana. Ya sen ne çabuk unuttun sen o zehrini o kıza kustuğunu ha? Neler ettiğini ne çabuk unuttun? Yılan! Yeter ya, yeter! Ben yılan falan değilim. Asıl yılan sizsiniz. Hem de üç başlı yılan. Kız sen boyuna posuna bakmadan bize yılan mı değilsin? Aba üç başlı yılan dedi ya. Asiye, fıttığım tuttu, delini ver. Allah'ım. Ver Allah seni ne yapsın? Bırak bırak Mütevir abla. Ben şimdi gösteririm ona yılanı. As! As! Geri bas! Geri bas, geri bas, geri bas! Bana bak Ayşe. Bundan böyle kimse bu kızın kılına zarar veremeyecek ona göre ha. Ya Türkmen abla bırak da şu içimdeki yılanı çıkarttırayım, dolandırayım şunu boynuna. Yeter! Hiçbir şey yapamam Ayşe. Üzgünüm ama bundan böyle Dilan bana emanet. Ha, ben nasıl olsa seni tenha bir yerde değil yakalarım ha. Analar, analar bakın tam bu noktada gözden kaçırılmış bir şeyi hatırlatmak isterim. Babu ağa hayati kararı verecek ama siz hala Mariko'yla uğraşıyorsunuz. Ha bak bu Nazgül karısı doğru söylüyor ha. Ama birazdan bizi boşayıp boşamadığının kararını verecek. Onu odaklanmamız lazım. Bırak ya, bırak ya. Kolay mıydı öyle ha bugünden yarına karı boşamak? He, kolaydı ya. Şimdi mihirlerinizi elinize verecek. Üç kere boş ol boş ol diyecek. İki tane şahit bulacak ki. Bu konakta değil ki 12 tane şahit bulması da mümkün. Evet. Mihir mi? He. Hani bu eğer ağam bizi boşarsa diye bize vaat ettiği altınlar mı onlar? E kız nafakamız işte. Aa tüh ya. Ben keşke boyum kadar değil de kilom kadar isteyeydim. Mertemel abla. Vallahi içimizde en şanslı sensin ha. Enine de boyuna da aynısın maşallah. Enine de istesen kârdasın. Boyuna da istesen kârdasın. Asiye, vallahi fıttık fıttık dinlemem şuradan bir tane çakar. Eninizi boyunuzda bir ederdi, haydi. Tövbe tövbe. Hadi, haydi. Abla. Terliğimi verelim. Kız kafana sıra. Özür dilerim. Salak. Ne o? Ya dayıcığım, nasıl bizim konak ama ha? Bak daha dün dört tane cenaze çıkıyordu bu evden neredeyse. Ama şimdi oturmuş, okey çeviriyor. Ya aman dayı kurban, nerede ettiğin şeye bak. Lan bozuk konağında sıradan bir gün bu, ben bile alıştım. Vallahi. Haydi Gökhan, oynasana, istasyona ettin. Dur Hasan abi, oynayacağız. Al, kırmızı olmuş. Bak müsellim bak nasıl bir taş çekti. Abo! Ya ne yaptın? Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladın ha? Haydi geçmiş olsun. Bu iş burada biter. Haydi geçmiş olsun. Allah Allah. Bu kaçıncı kardeşim ya? Ya sen ne yapıyorsun Körasan? Taş mı çalıyorsun ha? Ne yapıyorsun? Ben taş çalmıyorum. Çağırıyorum. Sen de çağırmayı bilirsen gelir. Yok, bir parti daha oynayacağız. Ben anlamam. Hadi. Ya sizin hiç işiniz gücünüz yok mu? He? Siz hiç faydalı bir şey yapmaz mısınız? Ya ne bileyim böyle bir iki tane icat yapın, iki bilimsel makale okuyun. Hep böyle vakit mi öldürürsünüz siz? Affedersin Müsellim amcacığım da sen faydalı ne yapıyorsun onu bir anlatsana bana. Yani ambulansları gasp edip öz yeğenine silah doğrultmak dışında he? Ya ne alakası var canım? Ben söyleneni yaptım. He, o da doğru.
Hele hele. Hakikat lan. Lan onu ne kolpacı dedeniz varmış lan. Ya yaşına başına bakmadan ne işler çevirmiş. Seyret bak. Dayı yapma dur. Dayıcığım bak dedemin eli çok ağırdır. Yersin şamarı. Yapsın yapsın yapsın. He yesin de görelim. Yesin de görsün. Ağzımın içinde ne arıyorsun lan? Edepsiz! Bak hele sizde de gelenek oldu ha! Yaşlısı gelince kafa atıyor. Övünmek gibi olmasın. Savunma ve saldırı sporlarında çok eğik. Hadi haydi, hadi haydi. O nedir? Siren. Siren ne? Ne sireni? İtfaiye, jandarma? Sanırsam jandarma. Ne? Jandarma mı? Hadi eyvallah! Değildir diyecektim ya. Ya dayıcığım. Ya dayı. Jandarma falan değil. Ambulans, ambulans. Hayda. Ambulans nereye geldi? Şimdi görürsün kardeşim. Gel benimle. Ya ambulans nereye geldi ha? Hemen bu ambulans niye geldi ki ne? Ana! Kız anlamı bir şey oldu yoksa? Çocuk çekilin be. Oh çekilin. Ne var abla? Ezdin ezdin ya. Durun be. Hoş geldiniz benim memurum ama yanlış geldiniz. Bizim böyle ne satürisyonumuz, ne minyonumuz düşük, ne böyle intihar, ne girişimi var. Yanlış alarm, yanlış alarm. Bir yanlışlık yok. Biz Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden geliyoruz. Oh şükürler olsun kızım ama bir şey olmamış ya. Ay yoksa Korkut Ağa'ya mı bir şeyler oldu ne? Hadi inşallah. Kız bana bak ne biçim konuşuyorsun Allah seni buraya koverim şimdi bak ağzına çıkanı kulağına düşsün ya. Küsme abla hadi inşallah babama bir şey olmamıştır manasında şey ettim ben. Kız anamlar da intihar etmediğine göre ne demeye geldi bu ambulans? Kız alamı farzina vallahi bak yine böyle salgın malgın olduysa aman neyim ha. Benim günlüğüm bir karantinayı daha kaldıramaz katiye. Sus kız uzak ola Allah korusun. Müsellim Bozok nerede? Buyurun benim. Konu neydi? Hakkınızda ihbar var. Sizi götürmemiz gerekiyor. Sebep? Ben deli miyim ki? Heh, işte tam bu soruyu sorduğun için sen tam bir delisin Müsellim amca. Sayın sağlık görevlileri çalışanlar arkadaşlar, buyurun görevinizi yapın. Alın arkadaşlar. Kim ne alakası var? Şişt, bak bak, karate biliyorum bak. Yemin ederim valla kafa göz girerim. Bak beni delirtmeyin ya. Yapmayın öyle gıdıklanırım. Ya Hazar sen bir şey yapmayacak mısın? Amcana götürüyorlar. Karıcığım ben ne yapabilirim? Benim amcam zaten tescilli deli. Allah Allah bir durun. Bir durun. Ya bir dur. Ya bir dur. Kardeş. Buyurun hanımefendi. Bakın bu konakta kayıt dışı en az 10 tane daha deli var. Elinizdeymişken hepsini bir toparlayıp götürseniz. Ana, hakikaten çok güzel dediniz Kamilyalı Hanım. Şu Bedevi'ye benzeyen var ya, şu an sakallı olan. O da tam bir deli. Onu da götürün. Arkadaşlar onu da alın. Al bunu, al, 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 al. Bırakın beni, ben kurum deli değilim, bırakın. Ana! Kız bunlar hastalığa kurtuluyorlar ya! Ana! Ya hazır gelmişken birkaç kişiyi de götürselerdi ya. Hem de bir elbise atılmıyor Hazreti. Konak deliyle dolu ya. Allah'tan biz akıllıyız. Bırakın beni, bırakın! Ben aslında onu kastetmedim ama tamam be götür onu da götür. Ne olacak?
Müsellim. A Müsellim. Ağanın abinin arkasına iş çevirmek neymiş gör bakalım. Ya abim sen mi ihbar ettin beni yoksa? Ya hala anlamadın mı Müsellim amca? Ben ettim işte, ben ettim. Ama ben sana dedim. O ambulansın içinde dedim. Ne dedim? İkinizi birden tımarhaneye kapatmazsam bana da Kaan demesinler dedim. Aferin benim Kaan'ım. Ya bu vakte kadar niye benim aklıma gelmedi ki ne bu? Geç olsun da güç olmasın babacığım. Ya babam, babam. Ya beni götürüyorlar. Bir şey yapsana. Sen de vur deyince öldürmüşsün be Müsellim. Ben ne yapayım benim oğlum? Ne oldu Müsellim amca? Bak dedem de sana arka çıkmadı ha? Güle güle amca. Bize bol bol mektup yaz. Puh, yazıklar olsun size. Ama çok ararsınız beni. Çok. Sen de bırak. Dünürüm bir şey yapmayacak mısınız? Kaan'ı takdir ettim ya. Ama abi Hasan. Hasan sen ne zaman delirdin la? Ben delirmedim ama her an delirebilirim. Aha işte kendi kendini ihbar etti duydunuz. O da deli onu da zapt edin hemen ha. Doktor Bey. Buyurun hanımefendi. Sizin hastanenizde konsültör var mıydı? Yok ama gerektiğinde başka hastanelere sevk edebiliyoruz. Öyle mi? O zaman Hasan'ı ıslah ettikten sonra gözlerini de ıslah edebilir misiniz? Hayır belki adam o yüzden delirmiş olabilir yani. Siz gözlerini yerine takınca aklı tekrardan yerine gelmiş olabilir. Siz ne diyorsunuz bu işe? Aslında bir kişilik daha yerimiz var. Bugün değil kardeş, bugün değil. Belki başka bir. Hadi arkadaşlar. Hadi Müslüman. Ya baba, ya baba. Ya yapmayın. Ya bir durun ya. Baba kurtar bizi. Ya öyle diyor Mütebir abla da benim için bir garip oldu ya. Sonuçta ona bir can borçluyum. Müsellim abi sayesinde hayatta tutunuyorum ben. Benim ateşimi bir tek o söndür abimdi biliyorsunuz. Bırakmadık mı yanasın daha biz de senden kurtulalım? Nerede? Ya diyorum ki hazır bu ambulans gelmişken keşke ablamları da götürse. Asıl deli onlar. Niye kız? Gün aşırı intihar ediyorlar. Ay. Geri gel bas 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 bas. Ha. Bana bu gömleği giydirdiniz ama bu gömleğin içindeki sadece bir vücut değil. Bu gömleğin içindeki bir fikir ve fikirler deli gömleğine giymezler. Duyuyor musunuz? Aa! Gördük amcacığım nasıl giydirilmediğini gördük. Garip oldum ben ha. Alana. Bu konakta hepimizin psikolojisi bozuk. Hepimizin. En başta ben senin oh. Hakikat oh ya. Babacığım bak Müsellim amca gider gitmez konağa bir huzur ortamı hakim oldu öyle değil mi? Eğer varsa istediğin başka insanların gitmesini istediğin onları da göndereyim. Aslan oğlum benim. Bu saatten sonra bu konağın ağası artık sen olmalısın. Sağ ol benim baba. Ne dedi? Ne dedi duydunuz değil mi? Kayıtlara geçsin. Bu hemen kayıtlara geçsin. Babam ağa sen olmalısın dedi. Vallahi öyle dedi. Bak bak iyice etrafa bak. Abim yine bir yerden fırtlamazsın. Ya merak etme Dilan'ım ben buradaydım kimse yok. Ferhat. Ya benim başım büyük dertte. Ben ablamları ispiyonladım. Bak bu yakın zamanda başıma gelecek her türlü ev kazasından zehirlenmeden ve başıma gelecek minimum tehlikeden ablamlar sorumludur bilesin. Ah be Dilan'ım benim söylediğimi dinleseydin şimdi hiç başımıza bunlar gelmeyecekti. Duymamış olayım. Biz bu konuyu kapattık. Pes etmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Dilan'ım edelim etmesine de sen bir sürü kişiyle uğraşıyorsun. Bak ben en azından sadece Baran'la uğraşıyorum. Allah! Sen kim köpeksin de benimle uğraşıyorsun lan? Kulli! Abi! Senin burada ne işin var? Sizin ne işiniz varsa benim de o işim var. Ya oğlum sen ne ara girdin oraya? Abim oğlum ben. Benden kaçar mı? He! Kaçmıyor belli.
Senin amacın ne lan? He? Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Sana başımdan uzak dur demedim mi? Ya durun be, kendinize gelin. Sen ne yapıyorsun? Bu ağa kızı sapığını mı koruyorsun bana? Ulan sen de ağa kızı sapığı değil misin? Sen de ağa kızıyla birlikte değil misin? Benimki başka oğlum. Ben ağayım, dengemi seviyorum. Senin gibi ulaşamayacağım ciğere miyavlamıyorum. Ferhat, bak, ne olur git buradan. Kavga çıkmasını istemiyorum, ne olur. Sırf sen dedin diye gidiyorum Dilan. Yoksa ben bunun var ya. Hele hele hele. Demir de maçam yemedi diye. Ulan ben senin var. Yok Ferhat, Ferhat lütfen. Ha, abi senden uzatma artık. Abi, Allah aşkına, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Her aklı başında abi gibi bacısını çobanlardan ve kızı sapıklarından koruyorum gülüm. Ne yani? Bu hep böyle devam mı edecek? Ya rahat bırakmayacak mısın beni? Ne? Konuşma hadi fazla. Yürü, düş önüme. Ne dur? Jandarmalar gitti mi? Ne jandarması abi? Jandarmalar geldiler ya. Ya o jandarma değil, ambulanstı. Körasan'da Müsellim amcaya götürdüler. Vallahi mı? Oh, öyle de gülüm. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen ambulansı jandarma sandın diye mi geldin buraya, saklandın? Ha? Çüş. Yok be benim nalı. Jandarmayla ambulansı ayıramayacak kadar angut muyum ben? He, tabii. Doğru söylüyorsun. Kesin öyledir. Hele hele hareketlere bak. Hem suçlu hem güçlü. Samanlıkta çobanlarla buluş, bir de abiyle dalga geç. Hadi hadi, çok konuşma. Düş önüme, dur. Yürü. Ya uf. Allah'ın belası. Yürü lan. Aa, hadi jandarma. Hadi. Yılan gibi de her yere sığıyorsun ha. Kız sus! Yerimi belli etme! Ya tamam, çık hadi. Şaka yaptım, şaka. Ulan ben senin gibi bacını... Evet, Dünür, yani kalender bozuk. Buyurun benim. Mahkememize doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine, namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Unutma kalender bozuk. Bu mahkeme senin kendinle aranda bir mahkemedir. Bir kalender bozuk daha vardır kalender bozuktan içeri. İnsan herkese yalan söyleyebilir. Ama kendine asla. Bu yüzdendir ki dürüst davranman menfaatinedir. Ben de onu istiyorum. Benim dönür, ya, benim hakim bey. Yargılayın, soruşturun, verin cezamı. Ya ne cezası babacığım? Biz senin kendiliğe olan yüzleşmeni yardım edeceğiz. O zaman iddia makamının sorularına başlayabiliriz. Soru bir. Siz kalender misiniz? Ya asıl bu soruyu benim size sormam lazım gerek. Ben adım gibi kalender miyim? Benim hakim bey. Burada soruları biz sorarız. Ya papito, abartma istersen. Ya bak bir şey diyeceğim, yalnız böyle olmuyor ya. Ben orada, siz burada gelin şunu oturak şu masanın çevresinde rahat rahat konuşak, ne oluyor ya? Ya Dünür'üm haklısın da işin ciddiyetine varman için senin böyle bir ambiyans içerisinde olman gerekiyor. Onun için böyle yapıyorum. Ya kalender bozuk, lütfen yerinize geçin. Buyurun. O zaman siz de benim sorularıma cevap vereceksiniz. Böyle tek taraflı olmaz ki ya canım. Hay hay, buyurun. Sorayım. Ben adım gibi kalender miyim? Yani geniş gönüllü müyüm? Ayrıca bir de hafif meşrep miyim? Sen hayatımda gördüm. En geniş gönüllü adamsın baba. Baksana kendine tam 3 tane eş almışsın. Peki hafif meşrep miyim? Merkep mi? Merkep ne demek? Yani eşek gibi bir şey mi? Ya kızım, yuh yani. Ne biçim laf o ya? Yok Dünür'üm, yok.
belli haklı. Ben bir merkebim. Yıllardır kendi sırtında bir değil, iki değil, üç tane semer taşıyan bir merkebim. Bu yılların yorgunluğuyla dizleri titreyen yılgın bir merkebim. Yani lütfen rica edeceğim, bu merkep eşek bahsini falan kapatalım. Lütfen bir yere bırakalım. Yani rica edeceğim. Yani kendinle yüzleşmek demek, kendine hakaret etmek, kendine saldırmak demek değil. Lütfen. Ha, Papito'm haklı. O zaman asıl meseleye gelelim. Lütfen, buyurun, buyurun. Sorularımı net soracağım ve net cevaplar istiyorum. Evet. Siz sorularınızı net net sorun yüzüme. Ben de size net net cevap vereyim. Peki. Soru bir. Sen kalender bozuk, Astudios Türk'ü gerçekten aşık mısın? Evet. Peki o sana aşık mı? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Nereden bileyim? Asude Öztürk sana aşık falan değil. Nereden bileyim? Çünkü kardeşimi tanıyorum. Papito'm haklı. Hem Asude Öztürk sana gerçekten aşık olsaydı şu an burada olurdu. Senin yanında olurdu. Benim gibi. Aşık olduğu adamın yanında olurdu. Peki şimdi nerede? He? Nerede? Kapadokya'da. Nevşehirli bir ağanın peşinde fink atıyor. Gah gökyüzünde, gah yeryüzünde, gah bir kulüpte, gah tevenin üstünde, ellerinde çiçeklerle gezdirtip gezdirtip duruyor. O zaman tek taraflı bir aşk yaşıyorsun diyebiliriz, değil mi? Diyebiliriz ama şimdilik. Yani bir... Hayır diyeceğiz. Diyeceğiz. Çünkü bugün burada her şey açıklığa kavuşturacağız. Yani şimdi tek taraflı olabilir ama yakın bir vakitte çift taraflı, yani yarın öbürkü gün, öbürkü güne olabilir yani. Peki. Tamam, peki. Çift taraflı olduğunu düşünelim. Asude Öztürk de sana aşık olsaydı ne olacak? Hı? Dördüncü karı mı olacak? Olacaktı Allah'ın izniyle. Gördün mü? Merkepsin. Meşrep kızım, meşrep. Si, Papito. Evet, kalender bozuk. Sen dünyadaki bütün kadınları birden sevebileceğini zanneden ayran gönüllü bir merkepsin. Kızım o meşrep, meşrep diyorum. Aa. Ha merkep, ha meşrep. Ne fark eder? Doğru. Ne fark eder? Ben bir merkebim. Hem de merkeplerin en önde gideniyim ben. Bir merkebim. Ben kalender merkebim.